Bakınız neden 2013 yılında Sayın Başbakanımıza, AK Parti kadrolarına ve Türkiye'ye karşı büyük tuzaklar kuruldu? Önce onun muhasebesini yapalım. Çünkü bu pazar vereceğiniz oy sadece AK Parti'nin Ağrı'da belediye başkanlığını tekrar Hasan Arslan dostumuza emanet etme oyu değildir. Bu oy aynı zamanda 30 Mart'tan Cumhurbaşkanlığı seçimine, oradan da 2015 genel seçimine giden köşe taşlarından biridir. Siz inşallah 1 Haziran'da o köşe taşlarından birini yerine koyacaksınız. Dinleyecek. 30 Mart'ta dinlediler. Birileri 30 Mart'ta rüyalar görüyordu. Oylar %30'a düşecek. Türkiye'de bir hükümet değişikliği olacak. Bakın niçin geçen sene tam bugünlerde İstanbul'da gezi manipülasyonları, provokasyonları başlatıldı. O manipülasyonlar, provokasyonlar başarılı olamayınca niçin 17 Aralık'ta dışarıda ve içerideki işbirlikçilerle büyük kumpaslar kuruldu. Bunu iyi hesap edin ağırlılar. Sizler bu mübarek toprakların evlatları, bu hesapları iyi görün. Üç temel sebebi var. Birçok sebeple birlikte. Birincisi 2013 yılında 30 yıl yakın dönemde yaşanılan acılara, kardeş kavgalarına son vermek üzere çözüm süreci başlatıldı. Herkes dinleyecek. Pensilvanya'da, onun ötesindekiler de dinleyecekler ve bilecekler ki bu topraklarda sadece ve sadece aziz milletimizin iradesi hakim olur. Bakınız Soma'daki o acı elin facia sonrasındaki Allah hepsine rahmet eylesin, bütün kardeşlerimize. Dediler ki Soma'yı bırakın, Soma'ya bakın. Biz hem Soma'ya bakar bağrımıza basarız, hem de Soma'ya sahip çıkarız. Bir üçüncü mesele var ki yine aynı Kürt kardeşlerimize yıllarca yapılan ayrımcılıklar, baskıların sona ermesi gibi yıllarca bu topraklarda başörtülü kardeşlerimiz, hepimizin eşleri, çocukları nice çileler yaşadılar. Nice hakaretlere maruz kaldılar. Ama geçen sene Ekim ayında, daha 10 sene içinde nasıl üniversite kapıları açılmışsa başörtülü kardeşlerimize, kamu idaresinde memur olma kapıları da açıldı. Ama en önemlisi Türkiye Büyük Millet Meclisi ki sizlerin meclisidir. Oraya başörtülü başı açıp bütün kardeşlerimiz el ele girdiler. Kimse de dışarı diye tempo tutamadı. Birleştirip sizlerle diz dize oturup ağrıya ayağa kaldırmanın yollarını birlikte konuştuk. Son olarak soruyorum.